Tarım Türk ekranlarından mutlu günler sevgili izleyiciler. Tarım Ekonomisi programıyla karşınızdayız. Hallerdeki son durumdan, fiyatlardaki iniş çıkışlara kadar her şeyi bugün de yine an be an aktarıyor olacağız. Bugün öncelikle Alanya Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği'ne bağlanacağız. Ardından Türkiye hal piyasasını öğrenmek üzere TÜSEMKOM'a bağlanıyor olacağız. Hallerdeki fiyatlandırmaları sizlere aktardıktan sonra İstanbul Ticaret Borsası Canlı Hayvan Et Şubesi'ne bağlanıp piyasadaki son durumları aktarıyor olacağız. Sizler de uzmanlarımıza soru sormak ve bilgi almak isterseniz facebook.com/tarımtürk adresimize sorularınızı yazabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince uzmanlarımıza aktarıp sizlerle paylaşabiliriz. Alanya Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Mustafa Yüksekköy hattımızda. Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum Mustafa Bey, sağ olun. İsterseniz öncelikle Alanya halini tanıyalım. Meyve sebzelerle alakalı, haldeki işleyişle alakalı daha doğrusu bilgilendirebilir misiniz bizi? Tabii, direkt fiyat listesinden başlayalım. Bizim kurdu Alanya'nın fiyat listesinden, bugünkü satışlardan. Evet, domates 25 kuruş, 35 kuruş. Salata 20 kuruş, patlıcan 70 kuruş, top patlıcan 70 kuruş, taze fasulye 1.60 kuruş, 2.20 kuruş, kabak 0.50 kuruş, ıspanak 1 TL, çilek 1 TL 50 kuruş, 2 TL, muz Alanya'nın güzel muzu 1 TL 50 kuruş, 2 TL, portakal Alanya'nın genellikle portakalımız 0.50 kuruş, 0.80 kuruş, kayki 1 TL, nal eriği 1 TL, erik yeşil erik 1 TL, nektarin 1 TL, kavun 0.80 kuruş, karpuz 0.60 kuruş, elma 1.50 kuruş, maruz 0.80 kuruş, patates 0.70 kuruş, soğan 0.70 kuruş, limon 0.80 kuruş, beyaz ilana 0.30 kuruş, kırmızı ilana 0.60 kuruş, sivri biber 60 kuruş, 0.60 kuruş, çedir biber 0.50 kuruş, dolma biber 0.60 kuruş. Peki fiyatları aldık ama ben bir şey sormak istiyorum size. Bu arada benim de önümde Antalya'nın fiyatları var çünkü bazı meyve sebzelerde fiyat farklılıkları gözlemledim ben. Olabiliyor mu Antalya hali ile Alanya hali arasında fiyat Antalya farkı? Olabilir. Bugün salatalık kalkmıyor. Bugün salatalık türlerini bizde kalkmıyor. 0.20 kuruş kalkmıyor 20 kuruşa. Salatalık bu kadar sıkıntı, çiftçi bu kadar zor durumda. Anladım. Mesela domates kalkmıyor bugün, sadece domates. Ha bizim bu 0.25 kuruşta 0.10 kuruş elektri veriyorlar. Yani bir üreticilerle alakalı bir sıkıntı söz konusu, bir sıkıntıları var değil mi? İhracatımız olmuyor şu anda, ihracatımız yok. İhracat tamamen durdu, hiçbir yasa, üretim çok. Üretim çok olunca Türkiye'mizde sanayimiz yok. Sanayi olmayınca ne yapsın vatandaş, üniversiteyi bitirmiş, çiftçilik yapıyor, üretim yapıyor. Bizim de burası tarıma uygun olunca vatandaş üretim yapıyor. Bu da fiyatların düşük olmasına mı sebep oluyor hiç piyasada? Tabii mutlaka düşük olmasına, iş yok. Ne yapsın adam, çocuk üniversiteyi bitirmiş, çocuk benim iki tane mutlatasım var, üniversiteyi bitirmiş, çocuk iş bulamadı. Mezun çiftçiliğiyle uğraşıyor, üretim yapıyor. Anlıyorum. Peki halde nasıldır durumlar? Yani hal esnafı halinden memnun mu diye sorayım size. Hal esnafı kış aylarında memnun ama şu anda memnun değil. Aldığı komisyonu zaten %8, %8 komisyonda. Marketlerden para dönmüyor. 6 ayda zor dönüyor para. Ondan sonra tüccarda para dönüyor. Rüsümü bize yüklediler. Tüccarın ödeyeceği rüsüm biz ödüyoruz. Rüsümü almadan buradan sıkıntı, çok sıkıntımız var. Peki. Paylaşmak istediğiniz, yine aktarmak istediğiniz, kamuoyuna duyurmak istediğiniz bir şeyler varsa biz size yardımcı olalım, bilgilerinizi alalım ve paylaşıyor olalım buradan. Tabii. Bugün Sanayi Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı'na bağlıyız biz. Bugün Gümrük Bakanlığı. Gümrük Bakanlığı dahi yetkililerden tabii bu hallerin birleşmesi, hallerin bir araya gelmesinden şeyiz, talebiz. Ne kadar çok hal tanık varsa o kadar kaybımız var. Ondan sonra devletin de büyük kaybı var. Anladım. Çok büyük kayıtlar. Tabii bu da bakanlık dahilinde 5 tane genel müdürler var. Orada Türkiye'ye onlar hangi bakanlıksa genel müdür. Alt tabakaya inmiyorlar, vatandaşa inmiyorlar. Bugün alt tabakaya inmiyorlar. Biz Antalya'nın bir ilçesiyiz, ufak bir yer. Ama alt tabakaya dolaşmıyorlar. Tabii hazırlıyor, masada oturuyorlar, hazırlıyorlar. Bu vatandaşın fikrini almıyorlar.
Yani sizin de fikirlerinizi başvurulsun istiyorsunuz. Bir karar alınacaksa... Bizim fikrimiz değil. Biz buranın idarecisi diyelim. Vatandaşın, çiftçinin, ondan sonra esnafın fikrini almıyorlar. Bu yasa yanlış dedik. Uygulayamazsınız dedik. Bizim fikirlerimiz var. Yani masada oturuyorlar. Kendilerini bildikleri gibi yapıp geçiyorlar. Yani alt tabakaya inin. Vatandaşın içerisine bir dolaşın. Halkı bir gezin. Başbakanımız halkın gezin diyor. Kaymakamlara yerinize oturman diyor. Valilere oturman diyor. Gezin vatandaşı diyor. Ama bize öyle girmiyorlar. Oturuyorlar. Masada yönetiyorlar. Yani biraz daha nabzını tutmak için sizin aranızda karışmalı ve fikirlerinizi almalılar diye düşünüyorsunuz. Vatandaşın fikrini, bizim arada çiftçinin fikrini yapmakla girmesin lazım yanına. Bak, o çalışan adam yanına var mesela, bizim bunu nasıl yönetir? Ya bunların fikirlerini alması lazım. Ağlayıp toparlayacak, bir araya getirecek. Anlıyorum. Bize buradan taleplerinizi iletmiş olalım. Var mıdır başka paylaşacağınız sıkıntınız veya şu konuda çok da mutluyuz da diyebilirsiniz. Hani hep sıkıntılardan bahsediyoruz ama çünkü Antalya, Alanya, bizim güney bölgemiz çok verimli topraklara sahip. O yüzden aslında orada üretimin olabilmesi de mutlu olmamız gereken bir şey değil mi? Kaynağımız var çünkü. Var kaynağımızdan mutlaka ilaçlar, mutlaka devletin, Gümrük Bakanlığımızın mutlaka ilaçları dış devletlere. Bugün en büyük pazarımız Rusya. Rusya ile iyi ilişkili gelmesi ve bu defterimizin mutlaka ilaçları olmadı. İlaçları olmadan vatandaşın çiftçinin hali perişan. Peki biz de sizin söylediklerinizi aktarmış olalım televizyonumuz aracılığıyla. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Biz de teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz. Bizi aradığınız için mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diyorum. Hoşçakalın. İyi günler sana. Bir VTR'miz var, onu sizlerle paylaşalım. Sonrasında stüdyomuza döneceğiz. Aydın Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan, 6000 nüfuslu ilçede yaklaşık 8000 dekar arazide çilek üretimi gerçekleştirildiğini, buna karşılık 25.000 ton rekolte elde edildiğini söyledi. İlçenin coğrafi koşullarının ve mikro klima özelliğinin çilek üretimi açısından uygun olduğuna değinen Tarhan, ilçede Silifke'den sonra en fazla üretimin yapıldığını ve her yıl bu rakamın biraz daha arttığını belirtti. Sultanhisar'da üretilen çileğin raf ömrünün daha uzun olduğuna işaret eden Tarhan, çilek üretimi şu anda Aydın'da tarım ihracatının lokomotifini oluşturuyor. Sultanhisar çileği Aydın tarımının yüz akıdır, ihracat ve tanıtım ürünüdür. Ürettiğimiz çileklerin %70'i ihraç ediliyor. En büyük pazarımız Rusya ama bununla birlikte Sırbistan, Makedonya, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere de ciddi oranda ihracat yapıyoruz. Çileklerimiz ihracata gitmeden önce ince elenip sık dokunarak soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Çilek üreticilerimizin %70'i iyi tarım uygulamasına tabidir. Dolayısıyla ihracata çıkmadan önce ilaç kalıntıları olup olmadığına dair bir laboratuvar analizi kaydı da alınıyor. Bu analizi yaptırmayanların ürünlerini ihraç etmesi mümkün değil diye konuştu. Tarhan, çileğin üretim periyodunun yaklaşık 8 ay olduğunu söyledi. Bu nedenle ürünün hasat zamanı sigorta kapsamı dışında kaldığına değinen Tarhan, çilek bir an önce meyve grubuna dahil edilmeli ya da hassas ürün statüsüne alınmalı. Çileğin ihracat teşvik kapsamına alınmasını istiyoruz dedi. TÜSEMKON Başkanı Yüksel Tavşan hattımıza. Merhabalar Yüksel Bey. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun, hoş geldiniz yayınımıza. Yüksel Bey, bu özel hallerin kurulması konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Fikirlerinizi almak isterim sizin bu konuda. Valla özel hal konusu Türkiye'de çok ilginç. Çünkü şimdiye kadar tam kurulmuş bir özel hal yok. Kanun buna cevaz verdiği halde bir özel hal kurulamadı. Yani şöyle bizdeki problem, bizdeki demeyeyim de aslında dünyada da benzeri şekilde. Genelde haller kamuya ait, genelde belediyelere ait. Belediyelerin yanı sıra Avrupa'da bazı örneklerini gördük. Bazı bakanlıklar da işin içinde oluyor. Fakat Avrupa bunu özel hal mantığıyla kamu hali olarak yerleştirmiş. Yani belediye de ortak olsa, bakanlık da ortak olsa ayrı bir firma, bağımsız tamamen kendine ait bir firma olarak yürütmüşler ve haller çok daha iyi bir duruma geldi. Türkiye'de de bütün haller belediyelere ait. Şimdi bütün hallerin iyi olmadığı anlamı çıkmasın ama genelde belediyelere ait olduğu için çok daha iyi durumda olabilecekken iyi değil. Çünkü tam bağımsız durumda değil, ayrı özel bir yapıda değil. Dolayısıyla karışanı görüşeni çok fazla oluyor. Belediyelerin bu yıla kadar gelirleri çoktu. Bu yıl geçti, gerçi düştü gelirleri ama dolayısıyla haller çok daha iyi bir durumda olacakken
Yani bir AVM niteliğinde temiz, düzgün hijyeni, otoparkı, analiz laboratuvarları, bakımı, her şey çok daha iyi olabilecekken bana göre bu düzeyde bir hal Türkiye'de şu anda yok desek yeri var. Veya 200 tane, 190 tane hal varsa bunun içinde belki birkaç tanesi çok iyi bir durumda. Onun için özel haller keşke olsa da cazip hale gelse, aynı AVM'lerde olduğu gibi düzenli olsa da ben piyasa için çok daha iyi rol üstlenir diye düşünüyorum. Peki fiyatlar genel olarak nasıl sizce şu an, nasıl seyrediyor Türkiye genelini sorarsam size? Bu Türkiye genelinde şu anda genelde fiyatlar çok düşük. Yani düşük olması belki tüketici için iyi, bunu hep ifade ediyoruz. Fakat bizde bir de üretici ayağı var işin. Yani mesela domates Ankara olarak söyleyeyim, 50 kuruş normal domates satılmaz oldu. Ankara'da 50 kuruşa satılmayan domatesin üretim bölgesinde üreticinin eline geçen parayı düşünün, maliyetini karşılamıyor. Bu salkım domatesler var, 70-80 kuruş şu anda kalkmıyor. Sivri biber biraz iyi duruma geldi, bugün 1,5 Ankara halinde. Çarliston biber 1 lira. İşte dolma biber 1,5 civarı, patlıcan 1-1,5 arası, kabak 70-80 kuruş, hıyar 1 lira, patates, soğan, patates, yeni patates iyi para ediyor. Yani 130 kuruş, 140 kuruş satılabiliyor. Bu üretici için çok iyi para, tabii tüketim için biraz zor. Eski patatesler var, onlar da 60 kuruş, 70 kuruş, kuru soğan 60-80 aralığında. Meyveler düştü geçen hafta itibariyle. Erik çok iyi, bu papaz eriği dediğimiz erik 2,5 lira Ankara halinde. Kiraz normal, kiraz 2 lira civarı, Napolyonlar 4-5 lira. Yani kavun 2 liraya kadar Antalya kavunu satılabiliyor. Karpuz 80 kuruş 1 lira. Yani çok yüksek değil hal borsası olarak, ama parakende de ne durumda tabii. Tam o konuda yorum yapamıyoruz. Yani bu durumda biraz sanki komisyoncu aracılar mı kazanıyor üreticiden ziyade? Hayır, yani komisyoncu neyini kazanacak bunu? Komisyoncular zaten komisyon alıyor. Yani burada kazanacağı bir şey söz konusu değil. Fiyatlar düştükçe komisyoncular %8 komisyonla iş yaptıkları için onların gelirleri de bu fiyatlar düştükçe düşmüş oluyor. Yani zaten şu fiyatlara kazanmak pek mümkün değil. Yani toptan satış olarak düşündüğünüz zaman, çünkü fiyatlar çok düşük. Yani tabii parakende durum belki biraz daha farklı. Zaten komisyoncuların yani kazandığı en yüksek çıta %8 değil mi? Aşağıya da düşebiliyor. Yani tavan fiyatı %8 bizim aldığımız komisyonun. Yani komisyoncu bir başkası adına hareket eden biri. Yani ürünün fiyatı ne olursa olsun onun belirli bir komisyon geliri var. Bu geliri alıyor. Yani brüt pazarlama bedeli bir gelir var. Dolayısıyla hani komisyoncunun kazanması, halcinin kazanması, yani bize göre tabii bizim düşüncemiz bu. Yani piyasada da gözüken o büyüyen komisyoncular değil. Yani gelişen komisyoncular değil. Piyasada pay alan komisyonlar çok zor durumda. Yani şu anda bize göre büyük hallerde dahil olmak üzere perişan durumda. Sattığı malın parasını alamıyor. Üreticiye verdiği avansın geri dönüşü bu. Mesela çok kötü düştü piyasa birdenbire. Onu alamıyor. Veresiye sattığı malın parasını alamıyor. Marketler çok vadeli mal veriliyor. Oradan para tahsilatı zor oluyor. Ya büyüyen grup halciler değil, büyüyen grup komisyoncular değil. Geriye giden grup komisyoncular. Dolayısıyla kazananın komisyoncular veya halciler olduğunu söylemek pek mümkün değil diye düşünüyorum. Yani son satıcılar daha çok o zaman burada kar ediyorlar. Yani market veya süpermarketler. Şimdi susamayalım ama yani piyasayı görüyorsunuz, son 10 yılda büyüyenler hep marketler. Zincir mağazalar, marketler. Yani piyasada kimin daha iyi kazandığını oradan göreceksiniz. Yani piyasada büyüyen gruplar bunlar. Demek ki kazanıyorlar. Küçük üretici kaybediyor. Büyük üretici belki kazanıyor. Şimdi biliyorsunuz endüstriyel tarım şekilde çok büyük seralar kuruluyor. O bu işi yürütüyor. İthalat bağlantı, ihracat bağlantıları var bilmem ne falan. Ama bu kaybediyor. Yani halciler kaybedenler arasında, marketçiler kazananlar. Ya marketçiler büyüyor. Etrafınıza bakın, herkes bulunduğu şehre baksın, oradan görecek. Peki. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Meyve sebze hallerindeki durumları ekranlarınıza getirdik. Kısa bir aramız var. Ardından İstanbul Ticaret Borsası canlı hayvan ve et şubesine bağlanıyor olacağız.